Sayın Çiğdem Erdoğan Atabek, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu anlamlı ve değerli günde bir kadın milletvekili olarak sizlere bu kürsüden hitap etmenin onurunu yaşıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüzü Sakarya'mızın kadınları adına kutluyor ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Diyarbakır annelerimiz, şehit ve gazi annelerimiz başta olmak üzere vatan için, insanlık için, doğruya ve güzele dair tüm değerler için çaba gösteren, sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınları içtenlikle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, son 20 yılda özellikle kadın ve erkeğin hak temelli eşitliğinin hakim kılınmasında, kadının erkek ile eşitlenmesinde, kadının kadın ile eşitlenmesinde, ailede, işte, eğitimde, bürokraside, toplumsal hayatta görünür olmasında, anayasada, temel yasalarda eşit olarak var olmasında büyük adımlar atmış bir iktidarız. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü var olabilmesi için kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık kavramını ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile toplumsal farkındalığımız artıyor ve uyguladığımız teşvik politikaları karşılık buluyor. Kadınların cinsiyetleri sebebiyle istismara uğramasının her zaman karşısında olacağımızı ve onların hak arayışlarında en büyük desteği vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş ve bugün sizlere dağıtılan raporu hazırlanmıştır. Raporumuz büyük bir emeğin ürünüdür. 150 saatten fazla toplanan komisyonumuzda konunun tarafı olan her kesimden, her görüşten, söyleyecek sözü olan, paylaşacak görüşü olan bakan, bürokrat, hakim, savcı, medya mensubu, STK, sendika, meslek birliği temsilcisi, akademisyeni dinledik. Şiddet mağdurunu komisyonda, şiddet uygulayanı ceza infaz kurumunda dinledik. Şiddet görenin kolluk ve adalet sistemindeki süreçleri tatbikatına katıldık. Konuk evlerinde misafir edilen kadınları ziyaret ettik. Aile destek merkezlerinde kadının güçlenmesi için yapılan çalışmalara tanıklık ettik. Sorunun çok boyutlu ve karmaşık yapısını göz önüne alarak mücadelede etkin aktörlerin hiçbirini dışarıda bırakmadık. Komisyon toplantılarımız esnasında hem Adalet Bakanımızı ve bakanlık bürokratlarımızı hem de yargı mensuplarını ağırlamış, cezasızlık algısının altını çizerek birçok öneride ve talepte bulunmuştuk. Adalet Bakanlığımızın 6. yargı paketi çalışmalarının neticesinde gördük ki komisyon çalışmalarımızın ve raporumuzun etkileri net bir şekilde ortada. Bu da komisyon ilk kurulduğunda bu komisyonu yasak savmak için kuruyorsunuz diyerek algı çalışması yapan zihniyetin bu çabasını boşa çıkarmıştır. Biz hiçbir zaman yasak savmak mantığıyla hareket etmedik. Milletin derdiyle dertlenip daha iyisini nasıl yaparız diye çalıştık, emek verdik. Yeni reform paketinde yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Sadece takım elbise giyip kravat takarak ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler takdiri indirim gerekçesi olmayacak. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artacak. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacak. Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar. Sözlerinizi tamamlayın. Açalım mikrofonu arkadaşlar. Buyurun. Hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecek.
Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecek. Aynı şekilde eşe veya boşanılan eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacak. Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde BARA tarafından ücretsiz avukat verilecek. Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlar için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hem inanç sistemimiz hem medeniyetimiz bize kadına şiddeti bir insan hakları ihlali olarak öğretti. Kadına yönelik şiddet sadece yöneltildiği kadını değil, hepimizi yaralıyor, incitiyor, acı veriyor. Bu yüzden siyaset üstü olarak ele alınmalı ve mücadele etmeliyiz. Bu duygu ve inançla hazırladığımız raporumuzun önemli adımlara yol gösterici nitelikte olmasını umut ediyor. Sözlerime son verirken Cumhuriyetimizin atılan... Açalım mikrofonunuzu, tamamlayın. Hemen bitiriyorum başkanım. Buyurun. Cumhuriyetimizin atılan sağlam temellerle büyümesine katkı sunan cephede Kara Fatma, meydanda Halide Edip, 15 Temmuz'da da bir kez daha vatan toprağını kanlarıyla müdafaa eden tüm kadınları saygı, sevgi, rahmetle anıyoruz. Başta Öznur Çalık başkanımız olmak üzere ben de bu rapora emeği geçen tüm milletvekili arkadaşlarımı, tüm uzman arkadaşlarımı ve saatini, mesaisini bu iş için harcayan tüm kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet, muhabbetle selamlıyorum.